Bloomberg muhabiri Maria Tadeo bizlerle birlikte. Maria, we would like to start with the energy crisis. Enerji kriziyle başlamak istiyorum çünkü bazı Avrupa Birliği ülkelerinin bastırdığını görüyoruz. Bir şekilde enerji ortak girişiminde bulunmak istediklerini görüyoruz. Detayları alabilir miyiz? Evet, siz de biliyorsunuz. Bir kez daha Avrupa enerji fiyatlarının yeni rekorlar kırdığını gördük bugün de. Bazı ülkeler sizin de söylediğiniz gibi Fransa önderliğinde bir açıklamada bulundular. Aslında hane halkının gerçekten çok kötü etkilendiğini söylediler. Avrupalılar enerji fiyatlarında çok fazla artış görecek ve şöyle söylüyorlar: Avrupa Birliği şimdi adım atmalı. Yerel önlemler yetmeyecek. Çok daha büyük bir şeye ihtiyaç var diyorlar. Belki 27 ülkenin bir araya gelip bir şey yapması en iyi sonuç olabilir. Belki ortak bir alım yapılabilir bu şirketlerin bazılarıyla. Aynı şekilde gazın saklanması konusunda bir şeyler yapılabilir. Çünkü şu ana kadar bir konsensus olmadı. Fakat bu bir fikir, bu bir tekliftir. Önümüzdeki 2 hafta içinde bu konuşulabilir ve gerçekten Avrupa'nın enerji kriziyle özellikle de kış aylarına giderken bunu nasıl baş edeceğini görmemiz gerekiyor. Maria, bir önemli soru da Çin'in Batı Balkanlar'daki artan etkisi, ne tarz bir tehdit olarak görüyor bunu Avrupa? Bakın, çok açık olması gereken bir şey var. Bu bir tartışmaydı. Avrupa liderlerinin dün konuştuğu bir şeydi ve odada tartışmaların olduğu ortamda Avrupalı liderler telefonlarını getirmeyin dendi, danışmanlar olmasın dendi ve herhangi bir şekilde hiç kimsenin yazılı dokümanları dışarı çıkarmasına istenmedi. Dün gece oldu bu görüşme. Ancak açık olan bir şey var. AB-Çin ilişkilerine baktığımız zaman Avrupa Birliği denge istiyor. Bir kez daha rekalibre olmasını istiyor. Diğer bir şey de elbette şu: AB-Çin yatırım anlaşması var. Bu duruyordu. Aylardır aynı şekilde duruyordu. Tasdik edilmedi ve bu anlaşmanın tasdiklenmeyeceğini söylüyorlar. Aktive edilmeyecek. Yeşil ışık uzun vadede, orta vadede gelecek gibi durmuyor. İnsanların bize söylediği bu şu an donmuş durumda. Maria Tadeo, bugün bize katıldığınız için çok teşekkürler.